zaferiyle diyor XRP Coin ETH'yi devirebilir mi şeklinde bir soru geliyor. Yapay zeka cevaplıyor diyor. Tabii yapay zekanın yani çok bir şeyi yok burada. Ne düşündüğünün böyle pek de bir önemi karşımıza gelmiyor. Konuşacağız yani bu neymiş ne değilmiş vesaire tarzında. Tabii ki üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. XRP ve Ether'den bahsetme gayretinde olacağız yani öyle ifade edelim işte burada. İzleyenler beğenip abone olsun bu arada onu da çok kısa rica etmiş olayım. İzleyen herkes bir tanesini ayırarak hem videoyu beğenirse hem de dediğim gibi kanala abone olursa bunlardan da memnun olacağımı söyleyebilirim. Muhabbet bu yani. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğenen ve abone olanlara isteyen Facebook'tan takip de edebilir. Onu da söyleyelim. Facebook videolarında hem tabii ki reklam çıkmıyor hem de ana anla paylaşımlarda da bulunabiliyoruz yani öyle de bir durum var. Facebook sayfasının linki açıklamaların en alt bölümünde tıklayan doğrudan ulaşabilir. Ripple'la tabii Ethereum arasında çok ciddi bir rekabet var. Onu bir kere söyleyelim. Normalde ben Vitalik Buterin'i şundan dolayı takdir ederim. Her şey mesela Ethereum'la Cardano arasında bir muhabbetler olmadı mı? Tabii ki de oldu. Ya da ne bileyim işte Solana ile Ethereum arasında olmadı mı? Oldu. Vitalik Buterin'i şu açıdan severim. Adamın harbiden yani diğerlerine karşı bir saldırgan tavırları olan bir tip değil ama adam harbiden Ripple dediğiniz zaman kuduruyor. Yani bildiğiniz sinirleniyor. Asabı bozuluyor yani. O kadar da ciddi bir şey var. Mesela Vitalik Buterin normalde Solana'ya biliyorsunuz işte Sej tarafında sıkıntılar oldu. Adam açıkça dedi ki ya işte bunlar iyidir. Bunlara dava açıldığı noktada bizim işte daha önde olmamız, galip gelmemiz anlamına gelmez. Çünkü onlar bir sürü şey söyledi. Ama Ripple'la alakalı adam çok sinirleniyor. Ripple tarafının da tabii ithamları var. Hatta Vitalik Buterin Ripple'ın Ethereum'u bitirmek noktasında tabii ki ABD'de hükümetle gizli işbirliği yaptığını iddia etti. Vitalik Buterin dedi ki Ripple dedi gizli kapaklı dedi yani kapılar arkasında hükümet organlarıyla görüşüyor, işbirliği yapıyor. Çin'de Ethereum kullanıyorlar. Hani bunlar bu ayak yani. Siz de hani Ledger'ı kullanın. Böyle bir işbirliği yapalım hesabı. İşte hani kripto ortamından ve camiadan özür dilensin diye. Ripple tarafı olayla alakalı bir şey demedi. Tabii özür dilemedi gibi yalanlamadı da. Bu söylediklerini muhtemelen de doğruydu yani. Olabilir tabii ki. Rekabette tabii ki böyle şeyler oluyor. XRP'yi tabii Ether zaman içerisinde geçti. Aşağıda da diyor piyasa değeri bakımından tabii 15 katı. Arada bir de çok ciddi bir arz farkı var tabii ki. XRP'ninki çok çok yüksek. Dolayısıyla böylesi bir fiyat farkı bizim karşımıza geliyor. Arz için söylenecek bir şey yok. Yani her ikisi de tabii belli bir noktadan sonra şu an özellikle yakıma tabi tutulacakken XRP'de bu 2027 ile birlikte net arz düşümü başlayacak diye ifade etmek lazım. Sage dava açmasa iş farklı ilerler miydi? Ya olabilir. Mesela Sage XRP'ye dava açmasa o olabilirdi. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Bu kadar ilerler miydi? Tabii ki olabilir. Çünkü neticede dava açmış olması ne çok ciddi bir set çekti XRP'nin. Yani Ripple büyük işler yapan sağlam bir şirket. XRP de korkunç bir ivmeye sahipti. Tabii şu an davanın ciddi bir kısmı bitti. O zaman niye tekrar olmuyor diye düşünmemek lazım. Bir olayın olmasından ziyade nerede, nasıl, ne zaman, hangi şartlarda olduğuna göre farklı sonuçlar doğuracaktır. Yani bir şeyi fırlatırsın, boşluğa fırlatırsın gider. Fırlattığında biri varsa adama çarpar. Belki kötü bir şey olur. Belki bir şey olmaz. O da neyi fırlattığına göre değişir. Dolayısıyla Ripple'ın davaya uğramasından ziyade ne zaman davaya uğradığı bile önemliydi. Dolayısıyla uzun bir süre tabii ki yatırım yapılamadı.
büyük şirketlerle arası açılmak zorunda kaldı diye durumu ifade edebiliriz yani burada. O yüzden dediğim gibi problemli, sıkıntılı işler maalesef ki görüldü. XRP özellikle şu anda davanın önümüzdeki vakitlerde bitmesiyle durumu bayağı bir kendi lehine çevirecektir. Bu bahsetmiş olduğumuz rekabette. Ama ETH'yi ben bu saatten sonra piyasa değerinde geçeceğini zannetmem. Yani bir gün ETH'nin şu anki piyasa değerine ulaşabilir. Ama o gün geldiğinde haliyle ETH de bugünkü piyasa şartlarında durmayacaktır. Çünkü zaten piyasaya bir para girmiş olacaktır. Pastadan herkes payına düşeni alacaktır. Yani bunlar ne XRP işte sabit piyasa şartlarında işte bütün piyasayı sömürmeyeceği gibi bütün piyasa XRP de dahil ilerlerken Ether'de kenardan durup boş boş seyredeceği bir an yaşanmayacaktır kolay kolay. ChatGPT diyor 44 sent bilmem ne söylüyor. Yasal bir XRP coin fiyatını yani XRP coin fiyatını artırır zaten niye artırmasın herhalde. Düşüş yaşadı 54 sent bağlı oldu. Ethereum çevirip çeviremeyeceği biraz daha ileri götürmeye karar verdik. Önemli ölçüde fiyatı artırabileceği 370 bu da 15 katına ifade ediyor. Ötesinde önemli ölçüde benimsenmesi aynen ya klasik lafları konuşuyor burada tabii ki işte XRP'nin geçmesi için benimsenmesi lazım şu bu tarzında klasik muhabbetler yani. Dava açtı 2020 Aralık'tan bu yana iniş çıkışlar var diyor. Falan filan aynen. Yani şu anda çok büyük bir ihtimal ne diyor? Geçen kurum tonunu yumuşatarak 102.6 milyon dolar ceza. Evet. SEC şu anda 102.6 milyon dolar ceza öneriyor. Yani en kötü ihtimalle bile Ripple'ın hırpalanmadan bu süreci bitirebileceğinden bahsedebiliyoruz. Hatta şu anda fazla uzarsa bile Ripple şunu bile diyebilir. Ya şu an tabii hala diretiyor. Ya lanet olsun tamam ödüyoruz deyip işin içinden çıkabilir bile. Çünkü buradaki parayı aylık bir XRP unlock'u yaptığında bile bunun 5 katını ödeyebilir adamlar. Öder. Yani o yüzden çok şey değil. Durum bu yani sıkıntı yok. Tabii ki üst mahkemeye taşınabilme hakkı SEC üzerinde var ama bunu da kullanma ihtimalleri neredeyse yok. Özellikle yönetimin değişmesiyle birlikte bakalım. Hepimiz dediğim gibi bekleyip göreceğiz işte. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.